Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Evet, el açma böreğimiz, havuç ve mor lahana taratorumuz ve yaprak sarmamız. Fatma Hanım sabah menüyü duyar duymaz hemen taratorlara bir laf söylemişti. Evet. Sunum nasıl Rahim abla? Güzel, güzel. Görseli görelim. Güzel mi tabağı? Aynen, görseli güzel. Funda Hanım zengin bir ara sıcak tabağı mı sizce? Değil bence. Börek de hiç iç açıcı görünmüyor. Tadına bakacağım. Pişmemiş mi? İçi mi ağır? Bilmiyorum, üstü kızarmamış. Bir bakacağız işte. Bakın tadına, buyurun, afiyet olsun. Funda Hanım birazcık görüntüsünü hoş bulmadı. İç açıcı bir görüntüsü yok diyor ama. Buyurun bir tadına bakın. Evet, afiyet olsun afiyet herkese, buyurun. Olsun. Bunda tadına baktıktan sonra düşüncen değişti mi böreğe karşı? Değişmedi. Hala iç açıcı değil mi? Yani çok ince sarılmış. İçi çok bol tuzlu ve yağlı. Bir de üstü çıtır çıtır değil. Evet, özellikle ince yaptık zaten el açması olduğu için. Yani el açması olunca yağlı da bu kadar ince yapmak zorunda değilsiniz bence. Ama pişmezdi ki. Pişerdi. Yok. O zaman bu sefer yağlı bir hamur olduğu için bu sefer yapış yapış olacaktı. Çünkü bence duruyor ya. Bence olmazdı zaten. Evet, o yüzden. Zaten lezzetini nasıl buldunuz? Çok tuzlu ve yağlı. Tuzlu. Hı hı. Tabakta da görünüyor yağ zaten. Taratorları da herhalde sıcak yoğurtla birleştirdiniz. Kesilmiş yoğurtlar. Yok, bu yoğurt var. Mayonez var sıcak. Mayonez de çok geliyor. Kesilmiş yani. Şeyde ya da çırpmamışsınız yoğurdu. Direkt katmışsınız. Hepsini aynı anda çırptım. O şekilde şeyle, koydum. Hepsini. Malzemelerle beraber mi çırptınız? Malzemeler derken sadece bunlar. Yoğurtla evet, mayonezi evet. Çırpıp içine dökmediniz Hayır, mi? Hayır, onları hep beraber o yüzden yaptım. Biraz şey olmuş, böyle görüntüsü topak topak olmuş. Hı hı. Yani sarma da güzel. Yani kötü diyemeyeceğim ama benimki kadar da güzel değil Özgür Hanım. Aslında çok limon da koydum ama aromasını vermemiş. Pirinci çok olmuş. İç malzemesi söylenemez yani yaprak sarmasına. Yani yaprak sarmasını benimkinin üstüne tanımadığım için. Normalde yarışmadan dışında küçüktü. Da. Sizinki daha küçüktü. Evet, benimkini bu biraz ev usulü oldu. Görürsünüz izlerken pirinci az, benimkinin malzemesi çok boldu. Malzeme o yüzden derken? Domatesi, biberi falan, bunda, soğanı falan. Neyse, bu pirinç sizinki. Çok olmuş. Hı-hı. Yani malzeme sanki hiç yok bunda içinde. Burada zaten şey, soğan, pirinç, domates falan koymuyorum Koymadınız ben. Koymadınız mı? Hayır, ha, belli zaten. Sadece salça, pirinç. Salçası var. Evet. Acı salçasını kullanıyorum ve biz bol naneli yaparız. Daha böyle nane aroması Anladım. Gelir. Ben daha çok şeyli yaptığım Siz için. Siz de yaz aylarında Aynen. yapılan gibi diyorsunuz ama domatesler malum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki tatmin etti mi sizi ara sıcak tabağı? Etmedi. Ben börekten çok büyük beklentim vardı. Hı-hı. Börek beklediğim gibi olmadı. Yani bu olmamış. Bu hafta hiç beklentim karşılamadı börekten hiç olmadı. Tamam. Peki afiyet olsun. Yağmur Teşekkür Hanım. Ederim. Ben böreği çıtır bir börek olarak bekliyordum. Çok yağlı geldi. Hani börek maalesef beğenemedim. Yani içindeki tuz oranı da fazla evet, biraz. Tuzlu. Tuzu. Sen tuzu seviyorsun galiba. Herkes tuzlu beğeni diyor. Tuzu gayet güzel. Belki beğendim de durdukça beğendim. Oturdu tuzu. Çünkü tadın hepsinin aşamalarında tuzuna baktım aslında. Yağlı böyle şey tam Hı-hı. pişmemiş gibi yani. Böyle zaten el açmasının şeyi odur ya. Yani bilmiyorum. Çok hoşuma gitmedi börek. Açıkçası. İçinde çiğlik ya da hamurluk var mı Yağmur? Yok hayır. Yani yağından dolayı çok böyle yumuşak yumuşak bir börek. Hamur olacak, hamur yok içinde. Hamur olacak, hamur yok. Yani ama o kadar ince ki. Ya, tabii ki ama yani zaten şu bu. Üst hamur ama. Tamam hani bu el açması ya. El açması yağlı yapıyoruz ya el açma yani, biz Çünkü ben de bunu biraz kalın yapsam. Keşke ben de bu hafta yazsaydım bir el açması börek yeseydiniz. Yapsaydınız keşke. Evet. Ben bunu biraz daha kalın yapsaydım bu sefer pişmeyecekti. Hadi diyelim ki pişti. Gene pişmemiş. Ya. El açması yani. Böreğin incesi makbul değil yok, midir? Rahatlığı da kalın hayır, demiştiniz. Yok yumuşak öyle demiştiniz. Öyle kalınlık, öyle incelik değil. Bu farklı bir şey. Yani mesela bu kadar olmaz. Ne şey kadar yapmış, olacak? Gül böreği İçi yapmış herhalde. Mi? Yani evet ne? Böyle olmamalı. Zar gibi. Olmamalı tam bence. Tam tersi gayet güzel üstü açmış. Üstü de böyle sanki milföy hamurunun üstü varmış börek, gibi. Dediğim börek bir dakika, sadece. Bir dakika. Üstü de böyle kıpkırmızı. Sanki milföy hamuru. Kızarma konusunda bir şey diyemem ama hani el açma böreğin ince olmasını savunuyorlar ya. Hayır, evet, ince olamaz. El açmasının başka bu kadar ince olmaz. Yani. Bu şekilde bunu savunuyordum hep zaten. Hayır. İnce bekliyordum. Gayet güzel ince açmış. Sadece... Yalnız bir şey söyleyebilir mi Fatma? Hı-hı. İnce açılmışında değil mevzu. Ama öyle dediniz ya. Hayır zaten...
Kalın beklerdim dediniz siz. Kalın, kalın. Hamuru kalın değil. İnce açılmış ama katmanı çok olması lazım. Daha çok yani şöyle lazımdı. Ha yok, hamuru da yanlış söylemişim. Ya yani şöyle bakınca dolaması bu kadar az değil. Dolaması az olmuş. Öyle söyleyeyim. Yoksa inceliğinden bir şey söylemiyorum. Yani tamam, şeyi ince olmuş. Küçük, porsiyon ve boyu çok küçük olmuş. Çok tabakta böyle yığın olsun istemedim. Biraz daha yok, öz ilerleme. Hani çok az. Çok ince olmuş. Sıcak biraz daha şey olur şey, ya. Yağmurdan devam edeceğiz. Evet, börek konusu olduğu için ara verdim. Buyurun Yağmur. Funda Hanım bu böreği birazcık anlamadığını hissettim. Börek normalde çıtır olur veya ince açılır. Funda Hanım tam tersi kalın olmasını söyledi. Funda Hanım'ın aşçıbaşı olarak böyle yorum yapmasına şaşırdım. Çıtır çıtır bir el açması börek bekliyordum ama inceliği bence gayet güzel. Hatta içindeki kıymalar gözüküyor. Yani güzel açmışsınız. Taratorda çok fazla mayonez tadı geldi bana. Mayonez az koydum. Bilmiyorum, normalden daha az. Aslında yoğurdu daha bir tip koydum ama belki dediğim gibi sıcaktan artık salıyorlar ya kendilerini. Evet, biraz sıcak. Yağmur Hanım bir şey söyleyeceğim. Efendim? Benim demek istediğim incelik, hamur inceliği dolamayı değil. Dolamayı diyor. Ama yani şöyle, hamur inceliğinden biraz bahsetmiyorum. Siz anneniz yapıyor ya börek. Ne zaman böyle bir börek önünüze getirdi? Allah aşkına söyle. Yok ben sizin dediğinizde zaten bir şey söylemedim. Anlamadım. Ben ince, şimdi yanlış anlaşılmasın. İnce açmamış demedim. Şey, yani katmanı az. Mesela üstünde diyorum, şöyle kıpkırmızı nar gibi bir üst beklerdim. Ben de öyle bekledim. Yani mesela kızarmış ve çıtır çıtır bekliyordum. Şöyle söyleyeyim, şu ikisini bir şey beklerdim yani. İçinde de şöyle bir tane. Rengi de beyaz olur, üstü de kıpkırmızı olur nar gibi. Hani ben o yüzden onu söylemek istiyorum. Kızarmamış üstü zaten. Hani ben de yaprak sarması için yorumun nedir? Yaprak sarması aslında yani içi çok fazla, biraz daha ekşi olsa sanki daha iyi olurmuş. Aslında bayağı da limon koydum. Dört, yani o sardığıma 4 dilim harcına koydum. Harcına mı sıktın, en üstüne mi sıktın? En üstüne. Limon tuzu. Zaten limon tuzu koyacaktım. Da, evet, orada aklımdan çıktı. Aslında ben normalde de hep limon ben tuzu yaparım ama. Ben limon tuzu içine de koyarım, dışına da. Evet. İçi ama çok yine fazla, de çok fazla. Bu az yapmak istemedim. Her zaman yaptığım gibi bu. Sadece ekşisinde biraz az ekşi geldi. Belki ben çok seviyorum diye. Ama her biz, zaman az mı pişiriyorsunuz peki? Bu yaprağı az pişmiş az değil. Pişmiş yok. Oluyor. Bu dağılır. Maalesef. Ona katılmıyorum, bence iyi. Geleceğim Fatma'cığım. Tamam. Fatma çok heyecanlı. Evet. Yanındakiler söylemedi mi o daralıyor. Evet, söylemenizi istiyor. Evet, bir bekliyorum yani böyle hani bir yaprağı pişmemiş. Bana pişmemiş olmadan gelmedi. Arkadaşlar bana pişmemiş gelmedi. Yani, bana pişmemiş gelmedi. Ben yedim. Kadir Bey yapamıyorlar ya. Yani. Ya senin bu daralmanın Fatma, sebebi ne? Dayanamıyorum Fatma, böyle. Fatma yanlışın var. Bir taneyi yarıya bölürsün. İki tane, üç taneye bak. Ona geleceğiz de bir saniye. Fatma yemek yorumu yapma sen şu anda. Beni bir dinle. Arkadaşların yeterince güzel yemek yorumu yapamıyor mu da sen daralıyorsun, bunalıyorsun, bir an önce sıra bana gelsin yani istiyorsun. Tam böyle net giremiyorlar. Tam böyle detaylı buyurun, söyleyemiyorlar. Tamam da senin bu da Funda Hanım için geçerli. Benim için tabii ki de. Sadece Yağmur Hanım mı? Funda Hanım da bazen. Ben hayır. Bazen Funda Hanım yapıyor. Ben hayır, ben asla kabul etmiyorum. Ben Funda Hanım için yapıyor derken, yapıyor derken. Hayır, sizin için zaten. Hemen söylüyorum. Yapıyor derken. Yapıyor yani derken. Ara ara iyi yorum yapamıyor musun? Fatma darlanıyor. Hayır canım ya, o ona gelmiştir. Bölün yani hiç yaprakta asla. Bakın şimdi bir tane böldüm mesela. Bölünüyor işte böyle ben. Böyle ya, bak, ben ya. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Bakın şöyle görüyor musunuz? Tamam, aynı şeyi ben de söylüyorum. Dolma yağsız zaten. Olur mu ki yağlı yaprak sarması? Yağlı çok aşırı yağlı. Bir de ben yaprağı pişmemiş. Söylüyorum Kadir Bey. Böreğe gelince böreği ince açmış, güzel açmış ama porsiyonu küçük. Altını kesemedim. Kurumuş yani, altı kuru. Kesemedim, zorlandım. Ama üstü anlamsızca yumuşak, çıtır bekliyordum. Her zaman da söylüyorum, el açması börek her zaman çıtır olur diyorum. Ama bu börek fazla yağlı geldi, iç harcını beğendim. Söylüyorum, iç harcını beğendim. Taratorlarınıza gelince yağlı olmuş ve kesilmiş, yoğurdunuz kesilmiş. Kesilmiş değil. Kesilmiş, yani kesilmiş. Artık, yani şöyle sıcaktan kesilmiş, çırpmamışsınız daha ya çok da belli oluyor. Ya da çok da iyi çırptım. Yani bu kesilmiş değil. O ayrı çırpılır, üstüne dökülür, öyle olur. Mesela makarnayı da öyle yaparız, önden bir çırparız yoğurdu. Kesiliyor yoksa mu şu anda, bir kesilmiş mi yani? Bence yani görüntü ama olarak hoş değil. Fazla yağlı bir şey. Görüntü olarak hoş değil, yani yağlı, kesilmiş öyle bir şey. Kesilmiş. Fazla yağlı. Evet. Kesilmiş. De biraz var. Evet. Belki de sıcak döktü, bilmiyorum. Peki afiyet olsun. Rahime Hanım. Ben yaprağı, evet ben de pişmemiş buldum. Yaprak ama ben pişmemiş. Bunu biraz daha pişirseydim bu sefer ne olacaktı biliyor musunuz? Bunlar yayılacak. Daha ben güzel şey olacaktı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Daha güzel olacaktı. Az pişmesi, biraz daha pişmesi lazım. Bu börek de kıymalı. Güzel açmışsınız, çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İstesen de bu börek çıtır olmaz. Evet, çünkü içi yağlı. Yağmadan dolayı. Yaman yapıyor. Yaman yapıyor. Hayır, istediğin kadar olmaz. Ne dersen de bu, çünkü yağlı. Yağ kendine, yağlı evet, yumuşak olur.
Ama dediğim gibi demin de bak ben gene diyorum çok tuzlu yediğim halde bu da biraz bana da tuzlu geldi. Yani her aşamasında kontrol ettim tuzunu inanın. Hani hep tuzlu. Böyle ayarında bıraktım. Belki de acaba durdukça mı oturdu tuzlu. Tadı bilemiyorum. Hani çok da baharat atmadım. Sadece tuz attım bir de buna ben. Evet kesilmiş. Biraz kesilmiş da yoğun mayonez evet çok geliyor. Mayonez tadı aldınız. Peki çok afiyet olsun herkese. Ana yemeğimiz de. Efendim çimçim sosu muydu? Çimçim sos, kuzu pirzola. Yanında patates püresi ve mevsim salatasıydı. Aynen. Peki. Yaprak sarmasının tencereyle kaynaklı olabileceğini de düşünüyorum. Altta kalanlar bana gelmiş. Üste kalanlar rahimanıma gelmiş olabilir. Yaprak olarak biraz böyle yani, şeyliği var sanki. İki tane yedim normalde. Sert yani pişmemiş. Ve ben yaptım o yorumu da. Yok yok. Yani her zaman sen yap. Olmayanı yap. Ben söyledim. Sen yap. Olmayanı canım, ben senden sonra sıra geldi. Ben diyorum böyle ben hayır, bana bırakmayın yorum da siz yapın bir kere de ben de şöyle bir kalayım bir kere. Tamam da bahsetmiyorlar bana. Her senin yaptığın yorumu biz tamam dedi. Sıra gelmedi ki bana yani geldiğinde diyecektim yani. Gerçekten sert. Evet. Ama nedense hep ben dedikten sonra aynı yorumlar yapıyor. Ben yapmıyorum. Allah'ım yarabbim. Fatma bayağı iddialı konuşuyorsun yalnız. Ama yani öyle arkadaşlar Kadir Bey, senin yorumların olmasa yorum yapamayacaklar o zaman. Söyleniyorlar ama. Söyleniyorlar. Ama bundan daha fazla pişemez. Birisi de dolmanın pişmediğini yani. Ama pişmiş dolma. Hayır yaprağı pişmemiş. Ya biraz daha pişse dağılır bu Fatma Hanım lütfen salamura ya. Salamura mı Öznur bu? Evet. Salamura yaprak. Bence Fatma kendini en üstlerde görüyor ama maalesef en üstlerde değil. Kendinin de bilmediği çok şey var. Biz de zaten söylüyoruz. Kendisi ilk yorum yapamadığı için sinirleniyor aslında. Bana sinirleneceklerine yorum yapsınlar. Öyle susuyorlar. Ben yorum yapıyorum. Benim dediklerimi tekrarlıyorlar ya da susup kalıyorlar. Dayanamıyorum. O yüzden ben de söyleme ihtiyacı gördüm. Biz yorumu güzel yapıyoruz. Fatma çok canı tez hemen şeye girmeye çalışıyor. Kendinden önce yapı sonra yapınca da aynı benim dediklerimi diyor. Kendinden önce yapınca da beğenmedim. Şöyle böyle yani bahanesi çok Fatma'nın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.